Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Poğaça derken şimdi ne yapalım? Yavaş yavaş poğaçanın malzeme listesini verelim ve başlayalım usta. Evet. Evet, poğaça için neler kullanacağız? 1 kilogram un, 50 gram yaş maya, 50 gram toz şeker, 200 gram tuz, 3 adet yumurta, 600 gram yağ veya margarin, alba yağı veya margarin, 1,5 su bardağı süt, üstü içinde yumurta sarısı, 2 adet yumurta sarısı kullanacağız. Sizin bilincinizin altında süt yatıyor. Süt yatıyor, evet, sütü çok süt sevdiğimiz dediğimiz zaman hemen süt geliyor aklımıza. Öyle oluyor galiba. Ne kadar çok seviyorsunuz Ayşegül Hanım, gerçekten sütü. Çok seviyorum. Acaba Elif Naz da seviyor mu? Seviyor musun Elif Naz sütü? Harika. O zaman bana bir ortak çıktı. Evet, o zaman paylaşın. Bak size tamam, ben süt içeceğim benim şöyle. Oo ne güzel. Elif Naz'a süt veririm o zaman. İçeceğiz. O kadar çok seviyorsanız. Tamam. Şimdi ben onu bölüştüreceğim. Beraber içeceğiz. Ayrıca 100 gram beyaz peynir ve kaşar peynir kullanacağız. Evet. Biraz da bizim tel peynirimiz vardı. Şöyle Kars'tan gelen. Çok güzel. Sevgili İsmail için yapacağız. Hazırlayacağız. Bizim İsmail biliyorsun Kars'tı. O da tel peyniri çok seviyor. Onun için hazırlayacağız. Oo tamam. Bugün bütün çocuklara çalışıyoruz o zaman. Çocuklar derken İsmail de katil değil mi? Tabii içinde? İsmail. Hepimizin içinde yaşayan bir çocuk var usta biliyorsun. Evet aynen öyle. Evet. Şimdi sevgili izleyicilerimiz güzel bir poğaça sizlerle şeker beraber hazırlayacağız. Yok. Şöyle güzelce ne yaptık? Afiyet masamızı olsun. Bir açtık. İlk önce ne yapıyorsunuz? Şöyle ununuzu, 1 kilo ununuz. Gramajlarımız birebirdi. Siz de aynı birebir uygularsınız sevgili izleyicilerimiz. Şöyle ununuzu geniş bir kabın içine alırsınız ve 600 gram, eğer alba yağı varsa, alba yağı yoksa normal margarin de 600 gram ayarlayıp sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi, ama margariniz direktmen dolaptan alıp değil de biraz yumuşaması lazım, dışarıda bekletmeniz lazım. Şöyle güzelce yağımızı da içine ilave ettik sevgili izleyicilerimiz. Ondan sonra gördüğünüz gibi bir paket yaş mayamız. Onu da şöyle içine ilave yapıyoruz. Ve 2 yemek kaşığı kadar toz şekerimizi içine ilave yapıyoruz. Çok fazla olmayacak. 2 yemek kaşığı toz şekeri. 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuzu içine ilave yapıyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. 3 adet şöyle yumurtamızı içine ilave yapıyoruz. Kesinlikle yumurtanın sarısını ayıracağım falan diye değil, 3 adet yumurtanın bütününü kullanıyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle 3 adet yumurtamızı da kırdıktan sonra suyumuz, burada 1,5 su bardağı suyumuz var. Hepsini vermiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle 1 su bardağı kadar su vereceğiz. Eğer yetmese tekrardan ilave yapabiliriz. Ve başlıyoruz hamurumuzu güzelce yoğurmaya. Şöyle. Siz bu hamuru yarım saat önce de yapıp hazırlayıp dinlendirebilirsiniz. Biliyorsunuz hamur çeşitleri ne kadar fazla yapıp dinlendirirseniz o kadar güzel olur ve o kadar güzel de kabarır sevgili izleyicilerimiz. Şöyle. Biz geçen hafta yapmıştık sevgili izleyicilerimiz. Özellikle bizden tekrar tekrar isteyince sözümüz de vardı. Biz de dedik ki cumartesi günü tekrardan yapalım. Ve bir gün ablamız için özellikle şöyle tekrardan güzel bir poğaça yapalım dedik. Değil mi Ayşegül Hanım? Evet, Feyma Hanım'a da yine sevgiler gönderelim. Hem de bütün bayanlarımıza. Aynen öyle. Poğaçamız çok beğenildi, sağ olsunlar. Aynen dışarıda biliyorsunuz, hatta burada da biz anlattık, bayağı ben burada değindim. Dedim ki hazır poğaçanın hiçbir farkı yok. Çocuklarımızı biraz bizimden kaynaklanan sebeplerden dolayı hazır yiyeceklere biraz meylediyorlar. Öyle değil mi usta? Evet, seviyorlar. Seviyorlar. Ve dedik ki okullar da açılıyor. Az bir zaman kaldı. Artık geriye sayım başladı. O yüzden ne yapacağız? Bu güzel poğaçayı güzel böyle not alalım. Feyma Hanım hazırladınız mı kağıt kalemi? Diğer bayanlara da aynı şekilde. Not alalım inşallah bu poğaçayı yapalım. Çocuklarımızın beslenme çantalarında sağlıkta, sıhhatte güzel güzel ne yapalım? Koyalım yesinler. Öyle değil mi usta? Aynen öyle şimdi. Şöyle güzelce malzemelerimizi sevgili izleyicilerimiz, malzemelerimiz birebir olup şöyle gördüğünüz gibi ekstradan hiçbir şey kullanmıyorsunuz.
suyunuz 1 su bardağı su yetecektir. Fazla da su kullanmayın. Usta hatta o gün biliyorsun Yusufçuk da buradaydı. Ben oğlum dedim bak anne dedi ki nereden aldın? Biz yaptık. Hadi ya nasıl yaptınız öyle şey yaptı. Çok hoşuna gitti. Çocukların da hoşuna gidiyor. Bir de hani onlar da artık hazırı ve ev yiyeceklerini evet. ayırdıkları için nasıl yaptım falan böyle. Evet, Yusuf'u öpüyorum buradan. Yusuf'un bir güzel kendine has bir konuşması var ve değişik bir konuşması var. Evet çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Şöyle çok hafif biraz daha un alabilir miyim Ayşegül Hanım? Tabii fazla ki. Olmasın. Evet. Şöyle sevgili izleyicilerimiz güzel bir hamur elde edene kadar şöyle güzelce bir evet. şöyle dökelim. Evet herhalde yeterli olacak. Tamam. Özellikle biz bu poğaça içinde sevgili izleyicilerimiz gramajımızı fazla tutmadık. Bire birdir. Siz de aynısını yaparsanız kesinlikle size verdiğimiz gramajlar neyse aynı birebir uygularsınız. Tabii tutturur muyuz, tutturmaz mıyız diye öyle bir telaşa gerek yok. Ustamızın dediği gibi birebir ölçüleri kullanırsanız, yaptığımız şekilde yaparsanız çok güzel bir netice alacaksınız. Çok hafif az daha bir şey alayım Ayşe. Tamam. Çok hafif fazla olmasın. Evet tamam şöyle o zaman. Evet. Toparlayacak kendisini. Tamam. Zaten her zaman biliyorsunuz hamur yoğururken ne diyoruz? Kulak memesi kıvamında. O kıvama geldiği anda hamurunuz hazırdır demek. Aynen öyle. Siz böyle sevgili izleyin. Şu anda hemen hemen hamurumuz hazır. Hazırlandı. Şöyle bir kenarlarında toplarsınız. Ve hamurunuzu böyle hazırladıktan sonra siz bunu bir 15-20 dakika mutlaka bekletiyorsunuz. Evet. Çünkü hamur ne kadar fazla bekletirseniz o kadar güzel olur, o kadar da güzel kabarır. Ama bizim burada biliyorsunuz biz sürekli vurguladığımız bir nokta var. Biz burada her şeyi birebir yapıyoruz, risk alıyoruz. Niye risk alıyoruz? Siz görün diye ve aynısını yapın diye. Onun için sevgili izleyiciler birebirdi gramajlarımız. Kesinlikle siz de ekstradan bir şey katmayın. Şöyle zaten geçen hafta gördüğünüz gibi poğaçalarımız çok güzel kabarmıştı. Ve izleyicilerimiz de çok beğendiklerinden dolayı biz de tekrardan şöyle cumartesi günü dedik hazırlayalım. Ekranlardan dende ulaştık onlarla biliyorsun. Duyurusunu evet. yaptık zaten. Şimdi cumartesi günü bu güzel günde çocuklar da bizleri izliyorlar zaten. Gördükleri zaman eminim onlar da isteyeceklerdir. Biz de bu poğaçalardan istiyoruz evet. diyecekler. Şimdi şunları alalım şöyle. Yavaş yavaş keselim şöyle Ayşegül Hanım. Şöyle. Evet küçük küçük bezeler yapıyoruz. Alabilirsiniz. Şöyle sevgili izleyicilerimiz ne yapıyorsunuz? Şöyle güzel bezeleri hazırlıyorsunuz. Ondan sonra siz böyle bezeleri de hazırladıktan sonra ne yapabilirsiniz? Üstüne nemli bir bez koyup güzelce bir dinlendirebilirsiniz. Şöyle. Bizi çağırsınlar biz de yardım edelim onlara. Evet edelim. Ben biliyorsunuz hamur işlerini yapmayı çok seviyorum. Şekil vermeyi, yoğurmayı da severim aslında. Evet. Ama şimdi Elif gelecek yanımıza. Elif'i de alalım yanımıza. Elif Naz, alalım seni yanımıza. Gel Elif'ciğim. Beraber ne yapalım? Poğaçalarımızın içini dolduralım. Evet, şöyle ben size hafiften yuvarlayacağım. Tamam. Şöyle hamurlarımızı hazırlayacağım. Siz ondan sonra Elif Naz'la beraber şunları ben yanıma alayım. Evet. Ben bunları size hazırlayacağım. İkiniz de beraber yapacaksınız. Şöyle. Elif güzel nasıl? Bir yuvarlayacağız. Nasıl bir tane? Sen de hamur işleriyle ilgilenmeyi seviyor musun böyle yapmayı Elif Nazcığım? Seviyorum. Seviyorsun ne güzel. Maşallah baksana. Evet. Peki hiç daha önce poğaça yaptın mı? Yapmadım. Bugün yapacaksın. Evet. Ve öğrendikten sonra eve gidip ne yapacaksın? Annene anlatacaksın. Annen de sana güzel güzel hazırlayacak. Hep beraber yiyeceksiniz. Anlaştık mı? Anlaştık. Harikasın. Şöyle evet, sevgili izleyicilerimiz üzerine biz ne kullanacağız? Üzerine susam ve çörek otu. Biliyorsunuz çörek otu her derde devadır. Ve çok yararlı olduğu için siz de mutlaka bol bol tüketin. Değil mi Ayşegül Hanım? Tabii ki muhakkak. Çörek otu biliyorsunuz hadisi şerif var. Peygamber Efendimiz ne demiş? Ölüm hariç her derde şifadır efendim. Çekinmeden hiçbir yan etkisi de yok. Çörek otunu hem böyle güzel çayını yapabilirsiniz hem de yemeklerinize... Hamur işlerinize ilave edip katıp yiyebilirsiniz.
Şöyle sevgili izleyicilerimiz güzel bir... Evet, şurada bir platformumuz vardı aslında. Şurada rica etsek... onu alacağız şimdi. Evet, Elif Naz için bir alsak onu da. Elif Naz'ın biraz böyle boyunu yükseltelim. Olur mu Elif Naz? Olur. Tezgahımıza yetişsin, o da yardım etsin tamam. bize. Şöyle. Şöyle sevgili izleyicilerimiz, neler yaptığımızı bir daha size anlatalım. Ondan sonra ben poğaçaların içini hazırlayacağım. 1 kilo un, yani birebirdi. 1 kilo un, 600 gram margarin. Eğer albaya varsa albaya. 2 yemek kaşığı toz şeker, 3 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz. Onu da içine ilave, yani 1 paket yaş maya diye tabir ettiğimiz yaş mayamız. İçine ilave ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Güzelce bir şekilde kulak memesi kıvamına gelene kadar güzel bir hamur elde ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi hamurumuzu, bezelerimizi güzelce bir yuvarladıktan sonra şöyle bir kenara alıyorsunuz. Hatta siz ne yapacaksınız? Güzel bir nemli bez üzerine koyup bir 10-15 dakikada dinlendirebilirsiniz. Ondan sonra harika bir poğaça elde etmiş olursunuz. Gramajları birebirdi sevgili izleyiciler. Kesinlikle ekstradan bir şey katmayacaksınız içine ve fırına ilave attığınız zaman, fırına poğaçalarınızı attığınız zaman ne yapacaksınız? Fırınız kesinlikle soğuk olması lazım sevgili izleyicilerimiz. Şöyle. Buyur Ayşegül Hanım, sizi şöyle yanıma alayım. Elif Nazım şöyle gel, ellerini bir yıkayalım istersen. Şöyle. Harikasın. Neden? Çünkü eldivenlerimiz maalesef sana göre değil. Evet. Şurada bir bezimiz vardı usta, onu bir alalım da. Elif Naz ellerini kurulasın. Al Elif için. Güzel kurulu ellerini. Tamam, harikasın. Evet. Evet, şimdi... iki tane çocuğumuzu şöyle yanımıza alalım sevgili izleyicilerimiz. Onlar şimdi yavaş yavaş. Evet, çocuklar birbirlerini ağırlıyorlar. Evet. Şöyle gel bakalım Elif Naz'cığım. Buraya çıkabilirsin canım. Gel. Şöyle vereyim Ayşegül. Altını yağlayacağız. Çok tamam. Hafif biraz. Şuna bakalım. Bir de şu tepsiyi kullanacağız. Bunu da size vereyim. Hatta şöyle de durabilir. Güzelce bir evet, ilave yapacağız onlara. Tamam. Biraz böyle mutfakta gidip geliyoruz tabii. Evet. Ne yapacağız? Önlüklerimizi alıyoruz. Sevgili yönetmenimiz gerçi kızıyor ama kusura bakmasın. Kızmasın efendim bize. Evet, şöyle ben de biraz maydanoz ve dereotu doğrayacağım sevgili izleyicilerimiz. Şöyle kenardan yavaş yavaş size ben malzemeyi hazırlayayım, siz de hemen başlarsınız. Tamam. Evet, ne kullanacağız? Beyaz peynir, kaşar peynir ve tel peynir kullanacağız evet, poğaçamız için. Tel peyniri kimse ellemezse tel peyniri sevgili İsmail'imin, tamam. yönetmenimizin. Biz o, çok o zaman o gelip yapacak, biz ellemiyoruz. Şöyle, evet. Evet. Hadi bakalım Elif Nazım, yavaş yavaş başlayalım bak. Şimdi usta bize iç verecek, tamam mı? Bunları güzel usta ne yaptı? Bezelere ayırdık hamurumuzu. Güzel güzel yuvarladık. Yuvarladıktan sonra biz de böyle alıyoruz, tamam mı Elif'ciğim? Şöyle bak. Baş parmağımızın bittiği yer var ya efendim, elimizin avucunun dış yeri, şöyle alıyoruz, şöyle bastıracağız, hafif bastırdıktan sonra malzemeyi içine koyup yine o şekilde kapatacağız, şu şekilde. Şimdi böyle gösterdim sadece, bu şöyle kapatmamız yeterli olacak, çok basit, ben yapacağım, sen göreceksin, aynısını beraber yapacağız, tamam mı? Şimdi bekliyoruz peynirimiz gelsin. Hemen peyniri ben şimdi size yetiştireceğim. Şöyle tamam, şöyle biz bir iki tane sade yapalım gelene kadar. Tamam. Evet, şöyle yuvarlıyoruz. Şu şekilde. Sade poğaça da yapabilirsiniz efendim. Olur ya, peynirli sevmeyen vardır içine bir şey koymasanız da. Ah bu arada ama tepsimizi yağlamayı unuttuk. Tamam, şöyle benim elim peynirli olduğu için almayacağım. Tamam. Şöyle sevgili izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi şöyle güzel bir peynir ve maydanoz ve biraz da dereotu içine kattım. Bunları şimdi iki tane çocuğumuza vereceğiz. Onlar yavaş yavaş hem şekil yapacaklar hem de iç malzemeyi koyacaklar. Kendi kafalarına göre nasıl isterlerse hazırlayabilirler. Tamam. Değil mi Elif Naz'cığım? Evet. Elif Naz peyniri sever misin sen? Seviyor musun? Tamam. Elif Naz için problem yok. Peyniri sen seviyormuş. Peynirin şişi katmanıza gerek yok Ayşegül Hanım. Tamam. Üç tane veya iki tane yaparsanız yeterli olacaktır.
Şöyle kaşar peyniri de hazırlayalım. Evet. Şöyle yuvarlıyoruz, tamam mı Elifciğim? Şöyle koyduk, dedik ki baş parmağımızın bitiminde böyle elimizin kökünden şöyle hafif bastırıyoruz. Hafif. Bastırdıktan sonra şöyle alıyoruz maydanozlu beyaz peynirli harcımızdan. Şöyle koyduktan sonra yine aynı şekilde şöyle bastırıyoruz, tamam mı? Al bakalım. Aman efendim, ne kadar güzel takılarınız var öyle. Bileziğin ne kadar güzel. Kim aldı bileziklerini? Annen aldı, harika. Evet, tamam oldu. Şöyle bak, elinin şurasıyla, evet burayla şöyle bastırıyorsun. Harikasın. Bastırdıktan sonra biraz alıyorsun peynirli harcımızdan. Şöyle yeter, yeter. Yeter. Evet, çok güzel. Şimdi şöyle bak, hemen alttan alıp şöyle çeviriyorsun. Yine aynı şekilde bastırıyorsun. Hiç korkma. Oluyor. Evet, çok güzel oluyor. Bak şöyle bastırıyorsun yine, tamam mı? Elin aynı şekilde. Biraz maydanozlar bulaşabilir etrafına. Problem yok. Ve şöyle alıyorum. Tepsimize diziyoruz. Hadi bakalım. Bastırıyoruz. Sen istersen şu peynirden kullan. Maydanozlar belki seni şey yapar. Evet, ondan kullanabilirsin. Kaşarlı, dereotlu, maydanozlu, beyaz peynirli ve tel peynirden yapacağız. Ama her zaman ne diyoruz sevgili izleyenlerimiz? Yine siz dilerseniz çeşitlendirebilirsiniz. Patatesli de yapılabilir. Şöyle, tamam bak, şurada da şöyle bastırıyorsun. Güzel bir şekil alıyor. Tamam canım? Hadi bakalım. Evet. Biraz maydanozları bulaştırıyoruz ama usta. Tamam, bir şey olmaz. Haliyle. Yani bulaştırmasanız daha iyi olur ama bir sıkıntı olmaz. Tamam. İstersen düz de şey yapabilirsiniz. Aynı hı-hı, benim yaptığım şekilde de yapabilirsiniz. Tamam. Hadi bakalım Elifçik. Hafiften biraz uzatabilirsiniz Ayşegül Hanım şöyle. Hı-hı. Uzattıktan sonra şöyle evet, güzelce bir gördüğünüz gibi. Evet, daha da kolaylaşıyor. Evet. Şimdi işin malzemesini koy. Çok fazla koymana da gerek yok. Heh. Şimdi koyduktan sonra şuradan hı-hı, tekrar şöyle kapatıyorsun ve şuradan bastırıyorsun. Bastırıyoruz, tamam. Harika. Çok fazla iç malzemesi görünmeyecek şekilde bastırdıktan sonra hazırlanıyor. Evet. Evet, siz hazırlarken ben de şöyle size yumurta sarısını hazırlayayım. Elifçik de çok güzel hazırlıyor. Öğrendi bak usta, kendi kendine yaptı Elif. Evet. Aferin Elif'e. Amaratlı kızımız. Tabii. Kızlar böyle doğuştan böyle içgüdüsel, mutfak işlerine yatkın oluyorlar efendim. Şimdi poğaçalarımız ufak ufak görünüyor belki ama piştikten sonra biliyorsunuz kabartma tozu da koymuştuk içerisine. O yüzden ne olacak? Poğaçalar güzel bir şekilde kabaracak. Aynen öyle. Şimdi sevgili izleyicilerimiz daha iyi kabarmasını istiyorlarsa ne yapacaklar? Biraz daha fazla bekletebilirler. Hı hı. Ne kadar fazla hamuru bekletip dinlendirirsek o kadar güzel verim elde etmiş oluruz ve hamurumuz o kadar güzel kabarmış olacaktır. Onun için biraz fazla sevgili izleyicilerimiz ne yapacağız? Hamurumuzu biraz fazla dinlendireceğiz. Siz yine biliyorsunuz biz burada birebir yapıyoruz. Siz görün diye kesinlikle bir beklemiyoruz burada. Zamanımız da kısıtlı olduğundan dolayı siz bunları yaptığınız zaman en azından bir 10-15 dakika hamurunuzu bir güzel şekilde dinlendirirseniz daha güzel bir hamur elde etmiş olursunuz. Fırçamızı nereye koydunuz? Fırça evet, kullanmadınız. Fırça kullanmadık. Tamam. Ben vereceğim size. Tamam. Tepsimizi dolduralım. Evet. Ondan sonra ustamıza verelim. Ustamız da ne yapacak? Bak bunları da Elif hazırlıyor usta. Hatta şöyle de yapabilirsin bir tane. Şöyle yapalım. Şimdi kaşar peyniri koy içine.
Aferin benim güzel kızım. Yeter canım. Şöyle çekelim. Tamam mı? Şöyle. Şöyle de. Hatta şöyle de şekil verebilirsiniz. Tamam. Evet. Devam ediyoruz tabii ki. Biz daldık usta biliyorsun. Evet. Hamuru gördüğümüz daldım. Zaman. Evet, siz daldınız. O zaman ben tekrardan şöyle hamurumuza neler kullandığımızı, nasıl malzeme kullandığımızı bir daha anlatalım. Sevgili izleyicilerimiz de not alsınlar, aynısını yapsınlar. 1 kilo sevgili izleyicilerimiz, 1 kilo un, 600 gram margarin, 2 yemek kaşığı toz şekeri, 1 tatlı kaşığı tuz, 50 gram yaş maya ve 3 adet yumurta içine ilave yapıyorsunuz. Güzel bir hamur elde ediyorsunuz. 1 su bardağı kadar da suyunuzu içine ilave yapıyorsunuz. Kesinlikle yumurtaların sarısını ilave yapmıyorsunuz, ayırmıyorsunuz. Sonradan yumurta sarısını diğer yumurtalardan, 3 tane yumurtadan içine üzerine sürebilirsiniz. Güzelce bir hamur elde ettikten sonra hamurunuzu, sizin zamanınız vardır muhakkak sevgili izleyicilerim. Bir 10-15 dakika hamurunuzu güzelce dinlendirin ve dinlendirdikten sonra ondan sonra fırına atabilirsiniz. Kesinlikle ama fırına attığımız zaman ne yapacağız sevgili izleyicilerimiz? Biraz fırınımız soğuk olması lazım. Soğuk fırına atmamız lazım. Şöyle bir... Evet, fırça verelim size. Bir de çatal alalım size zahmet. Tabii ki. Buyurun. Teşekkür ettim. Rica ederim. Şimdi sevgili izleyicilerimiz. Şöyle itelim Elif'ciğim. Tamam, harika. Yumurtanın sarısını şöyle güzelce ne yapalım? Çatalımızla güzelce şöyle bir karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra yumurtamızın sarısını şöyle alıyoruz. Güzelce hazırladığımız poğaçalarımızın üzerine sürüyoruz. Bütün her tarafına gelecek şekilde şöyle yumurtamızın sarısını şöyle bir sürüyoruz. Evet Elif, onu biraz şey yapalım istersen. Dur. Şöyle. Doldur bakalım, hadi. Şöyle bütün sevgili izleyiciler ne yapıyoruz? İlk önce yumurtanın sarısını. Evet, şimdi sarısıyla beyazı ayırdık mı usta? Evet. Tamam. Verirsiniz. Ve ne yapıyorsunuz? En son 3 adet yumurta sarısını üzerine sürüyorsunuz. Ve çatalın arka kısmına güzel bir desen veriyorsunuz. Ve desenizi de verdikten sonra şöyle sevgili izleyicilerimiz üzerine susamlarınızı şöyle güzelce bir döküyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle önce susamları bir dökün. Şöyle susamları döktükten sonra ondan sonra ne yapıyorsunuz? Şöyle çörek otunuzu sevgili izleyicilerimiz şöyle üzerine döküyoruz. Çörek otu hem çok güzel bir görüntü veriyor hem de çok güzel bir tat vereceğinden şöyle siz de mutlaka kullanın. Şöyle gördüğünüz gibi bütün poğaçalarınızın üzerine şöyle. Hatta siz ne yapabilirsiniz? Eğer peynirli yaptığınızı susamlı yaparsınız. Ondan sonra sevgili kaşar peynirli yaptığınızı çörek otu da kullanabilirsiniz. Yani farklı farklı şeyler de yaparsınız. Veyahut da isterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Diğer tepsimize de aynı şekilde biliyorsunuz biz biraz karabalık bir aile olduğumuz için şöyle biraz fazla yapıyoruz. Ama gramajlarımız kesinlikle birebirdi. Siz de aynısını yapın ve uygulayın. Kesinlikle çok güzel bir poğaça elde etmiş olacaksınız. Şöyle sevgili izleyicilerimiz. Fırınız kesinlikle sıcak olmasın. Fırınız soğuk olsun. Ondan sonra belli bir sıcaklığa geldikten sonra hamurunuz yavaş yavaş şiştikten sonra ondan sonra yavaş yavaş dereceyi onar onar yükseltirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle diğer tepsimize de aynı şekilde şöyle susamlarımızı ve çörek otumuzu güzelce bir döküyoruz. Şöyle sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi hepsini de şöyle dökebiliriz. Evet.
Siz bunu biraz hamurunuzu dinlendirse daha güzel bir poğaça elde etmiş olursunuz. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, fırınımız kesinlikle şöyle bir kameramız, hangi kameramız bakıyorsa şöyle bir gösterelim. Gördüğünüz gibi. Evet sevgili izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi. Ne yapıyoruz? Şöyle direkt ben 150 derece fırınımıza atıyoruz. Şöyle fırınımız soğuk. Şöyle attık. Diğer tepsimizi de aynı şekilde fırına atıyoruz. Ve soğuk fırınımızı 150 dereceye ayarlıyoruz. Ve şöyle bir yarım saat yavaş yavaş pişmeye bırakıyoruz şu anda. Hiç yapmadan önce sevgili izleyicilerimiz, şöyle kameramız yakında alabiliyorsa şöyle poğaçalarımız yavaş yavaş kendini bıraktıktan sonra, kabarmaya başladıktan sonra ne yapıyoruz? Şimdi dereceyi biraz daha yükseltiyoruz. Yani 150 ise 160'a çıkarıyoruz ve tekrardan şöyle fırınımızı kapatıyoruz. Onu biz söylemedik ama değil mi usta, o ayrıntıyı onu söyledik mi? Onu önceden söylemiştik. Evet, bir de hatırlatalım istersen. Evet. Bu çok önemli bir ayrıntı. Şimdi yavaş yavaş poğaçalarınızı pişiriyoruz. 150 derecede fırına attınız. 150 derecede poğaçalarınız güzelce sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi kabarmaya başladıktan sonra ne yapıyorsunuz? Belli bir süreden sonra 160 dereceye çıkarıyoruz. Yani bir 10 derece daha yükseltiyorsunuz fırınınızı. Ve tekrardan kapağını kapatıyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle belli bir 10 dakika sonra bir 10 derece daha yükselteceğiz. Ve ondan sonra poğaçalarımız güzel piştikten sonra dışarı alacağız. Hazır oldu mu usta? Poğaçalarımız hemen hemen hazır gibi. Şöyle bir alt üst edelim tekrardan. Tepsisini hemen hemen alabiliriz şöyle. Bir tekrardan bir 10 derece daha yükseltiyoruz ve son yükselticimizi yaptıktan sonra hemen alacağız şimdi. Evet, şöyle. Bir tepsisi çıktı şu anda sevgili izleyicilerim. Şunu kenara alalım. Şimdi öbür tepsisi de birazdan çıkacak. Şimdi tepsiden tepsiye bile ne kadar fark ettiğini biraz sonra size göstereceğiz sevgili izleyicilerimiz, uygulamalı bir şekilde. Evet, şöyle poğaçamızı alalım. Şimdi sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi poğaçamız harika bir şekilde kabardı ve harika bir şekilde pişti. Şöyle bir kameramız yakından gösterebilirse. Gördüğünüz gibi. Çok güzel görünüyor. Elif'ciğim gördün mü poğaçaları? Beğendin mi? Bu güzel lezzetleri ailenizle beraber huzurlu sofralarda yiyin, tüketin diyoruz inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Evet, güzel bir günün sonuna geldi sevgili izleyicilerimiz. Yarın görüşmek dileğiyle Allah-u Teala herkesin dualarını kabul etsin. Yarın görüşmek dileğiyle herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet, hayırlı akşamlar diliyoruz.